Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Microsoft'un Ocean Plastic Mouse'unun kutu açılışını ve teknik detaylarına birlikte değineceğiz. Ama tabii bu mouse'da teknik detaylarından öte bu mouse'un nasıl yapıldığı, nasıl üretildiği ve doğaya nasıl katkısı olduğuyla ilgili çok güzel bilgiler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Gelin şimdi sizlerle birlikte mouse'umuzu kutudan çıkartalım. Gördüğünüz gibi arka tarafında bir adet cırt bölümü var. Şu şekilde çektiğimizde direkt olarak plastik kısmı geliyor. Karton kısmını çıkartıyorum ve bizleri tekrar küçük bir kutu karşılıyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu kutunun %100'ü tamamen geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiş. Şimdi gelin kutumuzu şöyle kaldırdığımızda karşımıza direkt olarak mouse'umuz geliyor. Mouse'umuzun ilk teması gayet değişik bir yapıya sahip ve gerçekten güzel bir yapı olduğunu söyleyebilirim. Mouse'umu hemen kenara alıyorum ve sonrasında alt tarafında da gördüğünüz gibi bir adet kullanım kılavuzu ve diğer gerekli evraklar konumlandırılmış. Şimdi isterseniz kutumuzu kenara kaldıralım ve mouse'umuzun detaylarına birlikte bakıyor olalım. Mouse'umuzu ilk elimize aldığımızda dokusu bizleri etkiliyor. Bununla birlikte alt tarafına baktığımda bir adet pil yuvası mevcut. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Demin kutu açılışında söylemedim. Kutu içerisinden direkt bir adet pille birlikte geliyor. Hazır pilin kutudan geldiğinden bahsetmişken bir adet pille 12 aya kadar kullanım ömrü sağlıyor. Tabii 12 ay kadar pil ömrümüz gidiyor. Hazır alttaki kapağı açmışken şunu da belirteyim. Herhangi bir Wi-Fi vesaire dangle'ı yok. Mouse'umuz direkt olarak Bluetooth'la notebook'umuza, bilgisayarımıza bağlanıyor. Kutu içerisinden herhangi bir bağlantı dangle'ı çıkmıyor. Videonun başında da sizlere söylemiştim. Bu ürünün etkileyici bir üretim amacı var. Bunun en büyük sebeplerinden biri mouse'un tamamının %20 geri dönüştürülmüş okyanus plastiğinden üretilmesi. Ve kutu açılışında da söylediğim gibi kutunun tamamı da %100 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş. Yani doğaya katkısı olan bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Tabii bununla birlikte insan ayak izinin doğadan geri dönüştürülmesiyle yeni tahribatların önüne de geçmiş oluyoruz. Doğaya büyük bir katkı sağlamış oluyoruz. Şimdi gelin isterseniz biraz mouse'umuzun teknik özelliklerine bakalım. Bu mouse'u sağ ve sol elini kullananlar için ortak bir ergonomik tasarımla gerçekleştirilmiş. Hem sağ hem sol el kullanıyorsanız ikisiyle de rahat rahat kullanabileceksiniz. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Bu mouse'un ağırlığı 84 gram. Mouse'umuzun üzerine 1000 dpi'lik bir sensör konumlandırılmış. Bu sensörün 30 IPS izleme hızı var. Ve bununla birlikte Bluetooth 5.0 ile hem bilgisayarlarımıza hem de mobil cihazlarımıza rahatlıkla bağlayabiliyor. Genel olarak kullanım amacına baktığımızda ofis tipi bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Günlük işlerinizde, ofis işlerinizde, kişisel işlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz ve aynı zamanda boyutu itibariyle yanınızda her zaman taşıyabileceğiniz bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Son olarak şunu da belirtelim. 10 metreye kadar bir kapsama alanı mevcut. 10 metre içerisindeki cihazlarınızı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünün diğer teknik detaylarına ve satın alma bağlantısına ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmından bağlantılara tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.